taşın üzerine komposto kapladık. İçeriden de sadece bizi koruyacağım. Ben burayı şey yapıyorum Mesut Bey. Tasarlıyor şu an. Biraz eğil olduğu için burada. Bu aşağıda var. 7'de yukarıda var. Toplam 10 sınıfımız var. Tabii burada olmasının çok büyük anlamı var. Şu anda Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşa edilmiş olduğu, eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerde aslında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası kurulmuş durumda. Tayyare fabrikası, TomTaş'ın kurulduğu bir yer. Almanlarla ortak 1928'li yıllarda burada kurulan tayyare fabrikasının aynı zamanda da bizim kurduğumuz lise benzeri bir çıraklık okulu var. Ve dönemin sanayicisi olan en nitelikli kişilerinin yetiştiği bir okul. Şimdi biz bunu tekrar 100 yıl sonra canlandırmış oluyoruz. Kayseri'de havacılık tarihi tekrar yeniden ayağa kalkıyor. Ve Türkiye'nin de ilk meslek ortaokulunu burada kurmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'de mevzuat gereği meslek ortaokulları kurulamıyor. Biz havacılık lisesiyle birlikte bakanlığımızdan da onay alabilirsek ilk havacılık ve uzay ortaokulunu burada kurmak istiyoruz. Hemen yan tarafımız Hava İkmal Bakım Merkezi. Dolayısıyla lisenin faaliyet göstermesinde, pratik uygulamalarında ve derslerinde Hava İkmal Bakım Merkezi'ndeki mühendisler ve komutanların da ders vermesini, ortak protokol kapsamında buraya destek çıkmalarını sağlayacağız. Bu kapsamda sadece teorik bir lise değil, özellikle pratik ve uygulamaya yönelik de bir lise olacağı için zannediyorum Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında yetişecek, önümüzdeki 50-100 yıl içerisindeki gençlerinin yetişeceği burası bir merkez olacak, kaynak olacak. Dolayısıyla ben Kayseri açısından da, ülke açısından da son derece önemli bir lise, son derece önemli bir meslek lisesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan başarıyla mezun olacak gençlerimiz Türkiye'nin savunma sanayisine, havacılık ve uzay sanayisine de çok büyük katkı sunacaklar diye hedefliyoruz. Aynı zamanda sağlayacağımız işbirliği kapsamında savunma sanayi şirketlerinin başta TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık, Baykar olmak üzere birçok savunma sanayi şirketi bu lisemizin sponsoru olacak. Öğrencilerimizi burslayacaklar ve stajlarını orada yaptıktan sonra da başarılı öğrencilerimizi iş garantisiyle inşallah iş hayatına kazandırmış olacağız. Bu kapsamda hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem ilgili Hava İkmal Komutanlığı olmak üzere savunma sanayi şirketlerimiz bu lisenin paydaşları olacak. Vatandaşlarımız döneminde üretilen uçaklarla Kayseri'de üretilen uçakları kıyaslayabilirler. Hakikaten döneminin en nitelikli uçakları burada üretilmiş. Ama tabii çeşitli sebeplerden dolayı da bu yarı kalmış. Bu yarım kalan hikayeyi inşallah Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi tamamlamak üzere, onun altyapısını kurmak üzere inşallah eğitime en kısa zamanda başlayacak.